Oy aman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilmiş, seni sevdiğim zaman. Hadi hep beraber. Oy aman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilmiş, sizi sevdiğim zaman. Sevgili Adıyamanlılar, bu güzelliği, bu coşkuyu, bu kardeşliği hükümetin televizyonları vermeyecek. Onun için herkes telefonlarını çıkarsın, hadi. Canlı yayında herkes. Herkes canlı yayında. Meydanlarda 51. mitingimde Türkiye'nin sorunlarına çare olmak için, Türkiye'yi barıştırmak için, Türkiye'yi zenginleştirmek için konuşuyorum ama arada da bana laf söylüyorlar. Onların da bir cevabını vereyim önce. Şimdi bakın. Benim hemşerim Erdoğan, bir iftara gidiyor iftara. İftara gidiyor, iftarda bir ordu komutanı var. Ordu komutanı. Şimdi o görüntüyü bir gösterelim önce. Bakın bekleyin. Bir dakika ama. Ama seyretmeniz lazım. Bir de yuh yapmayın lütfen. Görüntüyü bir gösterelim mi arkadaşlar? Hazır mı görüntü? Çırağı dükkan teslim edilmez. Geleceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bakın. Bir dakika. Yuhalarsanız anlayamazsınız. Evet. Çırağı dükkan bakın. Teslim edilmez. Bakın. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Bakın, görüyor musunuz? Şimdi diyor ki, sen diyor, generalin iftara katılmasına niye rahatsız oluyorsun? Onun laflarıyla söyleyeyim. Erdoğan, dürüst ol, dürüst, dürüst ol. Dürüst ol. İftara katılmasından rahatsız değilim. Mübarek Ramazan günü yalan söyleme. Ben iftara katılmasından rahatsız değilim. Sen beni eleştiriyorsun. Ordu komutanı da alkışlıyor. Ama sürekli yuh yaparsanız ben nasıl konuşacağım? Bence yuhu kesin bir. Derdimi anlatayım. Olmaz mı? Tamam. Şimdi bakın. Beni eleştiriyor. Ordu komutanı da alkışlıyor. Disiplin kanununun 20. maddesinde der ki siyasete karışırsanız ihraç edilirsiniz. Bakın orduyu uyarıyorum. Ordu mensuplarını uyarıyorum. Balkanları nasıl kaybettiğimizi bilin. Ordu ne zaman siyasete girdi? Balkanları kaybettik. Şimdi senin görevin AK Parti il başkanı değilsin. Orada beni eleştirirken alkışlayamazsın. Eğer Allah nasip eder, millet isterse
Cumhurbaşkanı olduğumda o generalin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan emekli cumhurbaşkanı olacağına göre istiyorsa onun yanında emir eri olabilir. Ordunun 1/3'ü ilkokul mezunu FETÖ'nün emrine girmiş. 1/3 bu hale gelmiş. Bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir şeydir? Siz siyaset yapamazsınız. Eğer çok siyasete meraklıysanız üniformanızı çıkarırsınız, meydanlara gelirsiniz. Birincisi bu. Bir kere burada anlaşalım. Bir de diyor ki iftara gitmesinden rahatsız olmuşum. Yani yine mübarek Ramazan gününde yalan söylüyorsun. Erdoğan, dürüst ol, dürüst, dürüst ol. O generale sesleniyorum. Sen Erdoğan'ın generali değilsin. Milletin generalisin, milletin. İkinci cevabımı da vereyim. Bir de bu yorgun, bu kampanya döneminde beni dinlendiren, beni güldüren, beni böyle yorgunluğumu alan bir Binali Yıldırım var. Dün demiş ki, Muharrem İnce diyor, sen diyor FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin? Yani kazanacağıma inanmış o da. Sayın Binali Yıldırım, ben sana benzemem, ben FETÖ'nün ayağına gitmem, ben isteyeceğim, o benim ayağıma gelecek. Şimdi bir film daha izleteyim size. Buyurun. Bir film daha izleteyim. Onu da bir seyredelim. Bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Örneğin poliste, yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır, öyle bir şey olabilir mi? Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Ya bunlar kargaları güldürür. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Öyleyse bitsin bu hasret diyelim. Hoca Efendi'nin İzmir Kestane Pazarı'nda başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hoca Efendi'ye sahip çıkmasaydınız, evlerinizi gönüllerini açmasaydınız, bu güzellikler yaşanmayacak ve himmetini esirgemeyen Cenab-ı Hakk'ımıza binlerce şükürler olsun. Buradan on binler muhterem Hoca Efendi'ye selamlarını, saygılarını gönderiyor. Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ve onun yanında siz değerli, gönül değerli insanlara şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalacak ama. Söz mü? Bunların hepsi FETÖ'cü. Hepsi.
Şurada az önce bir tütün dövizi gördüm. Nerede? Nerede? Yok. Döviz, döviz. O tütün. Dövizi söylüyorum. Şimdi bakın, belki de hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Benim çocukluğum tütün tarlalarında geçti. Sabah bizdeki tütün sizdekine benzemiyor, biraz değişik. Biz sabah 4'te kalkardık. Kırmaya giderdik. At arabasını koşardım. Kırmaya giderdik. Anamla beraber sabah 9 gibi gelirdik. O 9'da eller zifir olur. Kolay kolay da çıkmaz. Sonra başlardık onları dizmeye. Kışın bir de elden geçirirdik. Sonra 7 yaşından 70 yaşına kadar herkes çalışırdı, herkes. Ama size şunu söyleyeyim. Kendi ülkemizin topraklarında ekilen tütünü bile kaçak tütün yaptı bunlar, biliyor musunuz? Bunlar var ya, bunların 1200 odalı sarayı var ama bunların yatacak yeri yok. Bunların yatacak yeri yok. Değerli Adıyamanlılar, bu tütün paralarıyla okudum ben. Tütün paralarıyla okudum. Bunlar Amerikan tütün şirketlerine teslim oldular. Amerikan tütün şirketlerine benim milletimin insanlarını sattılar bunlar, sattılar. Şimdi size şunu söyleyeyim. Her gittiği yerde benim hemşerim diyor ki ben yerliyim, ben milliyim diyor. Ona bir tane soru. Saraydaki mermerler Afyon'dan mı, Bilecik'ten mi, Hindistan'dan mı? Peki senin sarayının ilerisinde Anıtkabir var. Anıtkabir, hani zorla gittiğin Anıtkabir var ya. Size bir şey söyleyeyim mi? O saraydaki mermerler Hindistan'dan ama Anıtkabir'deki mermerler Osmaniye'den, Afyon'dan, Bilecik'ten. Şimdi 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda bakın ne yapacağız. Onları bir anlatayım size. Ama arkayı göremiyorum. İndirin onu. Bir saniye. Görüyorum ben sizlerin. Merak etmeyin. Bakın ne yapacağız. Bir, en büyük projemiz huzur, huzur. Önce huzur, önce barış. Bu milleti barıştıracağız. Çocuk babasına der ki, baba beni parka götür. Babası da der ki, şu bulmacayı bir yap önce. Bir Türkiye haritası verir. Bu illeri yerine yerleştir der. Çocuk çok kısa bir sürede tamamlar. Babası der ki, bu kadar kısa sürede nasıl yaptın? Baba der, haritanın arkasında insan vardı. İnsanı birleştirince harita birleşiyor der. Birinci B. Barış. Barışacağız. Hepimiz barışacağız. Türk-Kürt yok tartışma. Alevi-Sünni yok. Kadın erkek yok. Sağcı solcu yok. Bakın, burada 4 Mayıs günü aday oldum. 4 Mayıs'ta CHP rozetini çıkardım.
artık altı ok değil Türk bayrağı takacağım çünkü hepimizi simgeliyor dedi. Bu bir. Birincisi barışacağız. İki, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Peki nasıl büyüyeceğiz? Anlatayım, nasıl büyüyeceğiz? Bir, bir kere Merkez Bankası bağımsız olacak. Yani yabancı yatırımcı güvenecek Türkiye'ye. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye'de gerek yerli yatırımcı, gerek yabancı yatırımcı Türkiye'deki sisteme, düzene, mahkemeye inanacak. Sonra şu bölgede doktor var mı? Doktor. Şu bölge, bakın şu direğin sol tarafına bir doktor gitsin arkadaşlar. Tamam. Geliyor oradan. Şimdi ekonomimizi bir, hukuk devleti olarak düzelteceğiz. İki, atıl olan şeyler var. Meralarımız atıl. İnsan kapasitemiz atıl. Denizlerimiz atıl. Köylümüz tütün ekemiyor, pancar ekemiyor. Tohumlarımız yerli değil. Bütün tohumları İsrail'den alıyoruz. Muhtacız artık. Tohumlar doğurgan değil. Her sene yeniden alacaksın tohumu. Köylünün elinde bir tek tavuğu vardı. Onu da kuş gribi dediler. Köylünün elinden tavuğunu da aldılar. Bunların diyorum ya yatacak yeri yok diye. Bir kere tarıma destek olacağız, tarıma. Tarıma destek olacağız. Çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. 3 lira. Meydanlarda diyor ki ya diyor sen diyor nasıl vereceksin 3 liradan? Vereceğim. Nasıl vereceksin? Söylüyorum nasıl vereceğimi. Sen lüks yatlara nasıl ucuz mazot veriyorsan ben de traktöre öyle vereceğim. Sen diyor şehir hastanesinden anlar mısın diyor bana. Bay ekonomist. Bay ekonomist. Diploması olmayan bay ekonomist. Sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum. Bir, kamu ihale kanununa uyarak hastane yaptığında yatak başına 250 bin lira yapıyorsun. Peki kamu ihale kanununa uymadığında niye 900 bin lira yapıyorsun? Niye soyduruyorsun milletin bütçesini? Niye bütçeden yapmıyorsun? Bütçeden yapmıyorsun bay ekonomist. Yine bana sen diyor hızlı tren projesini iptal edecekmişsin diyor. Sayın Erdoğan, Adıyaman'dan sana sesleniyorum. Hızlı tren projesini iptal edeceğimi sana kim söylemişse yalan söylemiş. Ben diyorum ki önce çevrendeki yalancılardan kurtul. Peki nasıl olacak? Ekonomi nasıl düzelecek? Bir, seçilir seçilmez hemen olağanüstü hali kaldıracağız. Hemen. Olağanüstü hal hemen 24 saat içinde kalkacak. Türkiye hukuk devleti olacak. Liyakat esas olacak, liyakat. Yani kişi işinin ehli ise hiçbir şeyine bakmadan yükselebilecek. Ne mezhebine, ne etnik kimliğine, ne başörtüsüne, ne kıyafetine, ne cinsiyetine, hiçbir şeye bakılmayacak. Devlet cinsiyetle uğraşmaz. Devlet mezheple uğraşmaz. Devlet sağcı mı solcu mu diye bakmaz. Devlet buna bakmaz. Devlet yeteneğine bakar, yeteneğine. Bakın size
tarımla ilgilenenler bir parmak kaldırır mı çiftçiler? Güzel. Bakın çok güzel, hemen hemen %80'i. Peki size bir şey anlatayım. Bir Ziraat Bankası var, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası geçenlerde bir medya kuruluşu el değiştirdi. Bu medya kuruluşunu satın alan kişi Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolar kredi kullandı. 1 milyar. Bu 1 milyar dolar para ne kadar para? Mesela bu parayı fabrikalara verseydi, fabrikalara. 1000 tane fabrikaya verseydi, 1000 fabrikaya verseydi, her bir fabrikanın 4,5 trilyon parası olurdu. Yani 4,5 milyon. 1000 fabrikaya 4,5 milyon. Peki, fabrikalara vermedi. Bu parayı KOBİ'lere verseydi, KOBİ'lere. 10.000 KOBİ'ye her birine 450'şer bin lira verirdi. Peki KOBİ'lere de vermedi. Kime verseydi? Çiftçiye verseydi. Çiftçiye verdiğinde 100.000 çiftçiye, 100.000, 100.000 çiftçiye her birine 45'er bin lira para verirdi. Yani 100.000 çiftçiye 45'er bin lira vermek yerine bir kişiye 1 milyar dolar verdiler. İşte Erdoğan'la İnce arasındaki fark o. Ben 100.000 çiftçiye vereceğim o parayı. Şimdi teşekkürler. Şimdi birinci B barışacağız. İkinci B ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üçüncü B adil bölüşeceğiz. Bölüşeceğiz ama adil. Mesela emekliler kaldırır mı acaba elini emekliler? Evet. Emekliler. Şu anda en düşük emekli maaşıyla en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark var. 9 kat. Finlandiya'da 2 kat fark var. Bu adil değil. Bu olmaz, bu doğru değil. Emekliler payını alamıyor. İşte bu bölüşmeyi, yani ortadaki pastayı, yani milli geliri adil dağıtacağız. Adil. Peki bunu nasıl yapacağız? Yönümüz 3Y ile yapacağız. 3B'yi 3Y ile kuracağız. 3Y ne? Bir yönümüz. Yönümüz Avrupa Birliği'ne dönük olacak. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. 2. Yöntemimiz. Yöntemimiz demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti. Peki yönetimimiz 3Y. Yönetimimiz tek adam ve yanındaki avaneleri değil. Şimdiki gibi değil. Bizim yönetimimizde güçlü bir lider olacak ama yanında da sağlam bir kadro olacak. Akıllı bir kadro olacak. Peki nasıl barıştıracaksın? 3D ile barıştıracağız. D. Diyarbakır'ın D'si. 3 dil öğreteceğiz çocuklara. Dil. Birinci dil. Resmi dil. Türkçe öğreteceğiz bütün çocuklarımıza. İkinci dil. Evinde konuştuğu dil. Ana dili neyse. Evinde neyi konuşuyorsa. Anasının dili neyse. Onu öğreteceğiz. Üçüncü dil. Bir dil daha öğreteceğiz, bir dil daha. Bir de uluslararası bir dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca. Bunlardan birini öğreteceğiz. Bakın, Türkiye, bak,
Ver telefonu. Ver. Canlı yayında mı şu an? Canlı yayında. Telefon da canlı yayındaymış. Şimdi bu telefon $1000 değil mi? Bu telefon $1000. Bu telefon $1000. Peki bunun $980'ını markanın sahibi alıyor. Bu telefonu $20 Çin'de yaptırıyorlar. Çin $20'ını alıyor. $20'ını. $980'ını marka sahibi alıyor. Erdoğan'la benim aramda bir polemik var. Otomobil polemiği. Diyor ki sen karşı mı çıkıyorsun? Hayır, karşı çıkmıyorum. Sen otomobilin kaportasını yapmaya talipsin. Ben otomobilin beynini yapmaya talip. Farkımız bu. Dediğim şeyleri ya çarpıtıyor ya anlamıyor. Ben geçen gün dedim ki bir yerde dedim ki ya dedim siyaset kurumuna vatandaş inanmıyor dedim. Milletvekillerinin hırsız olduğunu düşünüyor dedim. Ve üzülüyorum buna dedim. Bunu anlattım. Bugün gelmiş bana diyor ki ben milletvekillerine hırsız demişim. Milletvekilleri bana dava açmalıymış. Ya kardeşim bak, sana bir şey son kez söyleyeyim. Bir kere danışmanlarını değiştir. Vatandaşa diyorum ki siyasetçiye güveniyor musun? Size soruyorum ya. Kameralarda çeksin. Güveniyor musunuz siyasetçiye? Güvenmeyenler parmak kaldırsın. Gör Erdoğan, gör bu ne? Gör. Ben de diyorum ki vatandaşın siyasetçiye güveni kalmamış, hırsız gözüyle bakıyor. Bu algıyı değiştirelim diyorum, değiştirelim. Bunu değiştirelim. Şimdi bunu değiştirelim diyorum. Diyor ki sen milletvekillerine hırsız mı dedin? Ben demedim, millet diyor. Millet diyor. Gel bunu değiştirelim diyorum. Aa, bir şey daha söyleyeyim. Dün mü buradaydı, evvelsi gün mü? Ne dedi size? Havaalanını ben açtım dedi mi? He? Öyle mi dedi? Havaalanını o mu açmış? Ya havaalanı 1998'de açılmadı mı sizin? Öyle değil miydi? Zonguldak'a gitti. Üniversiteyi ben açtım dedi. Halbuki ondan 10 sene önce açılmıştı. Ondan önce kimse bir şey yapmadı. Hepsini o yaptı. Yani peki size geldiğinde başka ne dedi? Bana da laf söyledi mi? Şey demiş, komik adam demiş benim için, komik. Şimdi komik olmakla gülümsemek arasında bir küçük çizgi vardır. Onu anlayabilmek için ince bir zekaya ihtiyaç var. Ayrıca önümüzdeki dönemde ayrıca önümüzdeki günlerde daha bayağı var, eğleneceğiz yani. Önümüzdeki günlerde ince bir ayar daha vereceğim. Çünkü biliyorsunuz devlet yönetimi incelik ister. Türkiye, 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 Türkiye,
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bakın. Eğitim. Türkiye'nin geleceği eğitimde. Çocuklarımızı doğru düzgün eğitemezsek AK Parti'ye oy vermiş annelere sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, çocuklarınızı iyi eğitemezsek yoksullaşacağız. Önümüzdeki 100 yılı yoksul geçireceğiz. Çocuklarımızı iyi eğitelim. Erdoğan diyor ki dindar ve kindar nesil yetiştirelim. Ben diyorum ki dindar nesil yetişmesinden hiç rahatsız olmam. Dindar nesil yetiştirmek devletin görevi değildir, ailenin görevidir. Aile isterse çocuğunu dindar yetiştirebilir. Hiçbir sakınca görmüyorum. Ben de çocukken Kur'an kurslarına gönderildim ailem tarafından. Hiçbir sakıncası yok. Biz Allah'ın izniyle devleti yönetirken din dersini kaç saat istiyorsa aile o kadar veririz. Hiç sıkıntı yok bunda. Hiç sıkıntı yok. İsteyene veririz, istemeyene vermeyiz. Çözeriz işi. Ama asla kindar nesil yetiştiremeyiz. Kindarlık yok. Biz çocuklara matematik öğreteceğiz, fizik öğreteceğiz. Onlar mühendis olacak, doktor olacak. O çocuklarla sonra gelip Türkiye'de fabrikalar kuracağız. O 320 milyar dolar borç aldı. Aldığı borçların hepsini betona gömdü, betona. Ben fabrika kuracağım, fabrika. İş bulacağım, iş. Aş bulacağım, aş. Sloganı söyleyeyim mi size? Slogan şu. Muharrem İnce'nin ve arkadaşlarının sloganı şu. Her aileye ev, her eve bir maaş. Bunu yapacağız. Bunu başaracağız. Bakın, bunu gençlere ve kadınlara güveniyorum. Türkiye'de her 100 çalışandan 32'si kadın. Peki toplumun yarısı kadın olduğuna göre neden %32? Neden %50 değil? Kadınlar çalışamıyor. Neden çalışamıyor? Birincisi çocuktan dolayı çalışamıyor. O zaman çocuktan dolayı çalışamıyorsa çözüm belli. Her mahalleye bir kreş açacağız. Kreş. Her mahalleye bir kreş. O zaman sloganımız ne olacak? Söylüyorum sloganı. Slogan şu. Çocuk kreşe, kadın işe. Ambulans. Ambulans. Ne tarafa? Evet, şu tarafa arkadaşlar. Doktor, hemşire bir arkadaşımız varsa hemen şu yüksekliğin arka tarafında. Var mı doktor? Şu arka tarafa. Şimdi bakın. 24 Haziran'da normalde gençler sınava girecekti, değil mi? Peki ne yaptılar? Sınavı ertelediler. Size soruyorum. Bu ülkenin gençlerinin sınavı mı önemli? Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce seçimi mi önemli? Kesinlikle sınav önemli.
Yani değişecekse seçimin tarihi değişecek, sınavın tarihi değişemez. Sınava 9 ay kala bir değişiklik yapıldı. 8 ay kala yapıldı. 7 ay kala yapıldı. 4 ay kala yapıldı. 2 ay kala tarihi değiştirildi. Çocuklar, gençler sınava girecekken şimdi kabine girecekler. Kabine. Kabine girecekler. Üniversite öğrencileri parmak kaldırır mı? Güzel. Güzel. Çok güzel. Gençler, bakın size sesleniyorum. 2 yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyecek. İki, her yıl 10.000 öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 3, 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de 500 lira burs alacaksınız karşılıksız. Şu anda aldığınız krediler kaç para? 475 lira. Değil mi? Okul bitti. Okul bitti, kredi kesildi. İş de bulamadın. Keşke bitmeseydi. O zaman şunu söylüyorum. Okul bitti. İş bulamadın. 2 yıl kredini almaya devam edeceksin. Şimdi arkadaşlarım bir not göndermişler. Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde tütüne karşıyım dedi. Öyle mi dedi? Şimdi bakın. Harp akademilerini kapadılar. Milli Savunma Üniversitesi kurdular. Niye? Askerler darbe yapacaktı ya. Kapatıyorum dedi. Şimdi kurdukları üniversitenin atadıkları rektörünü, kendi atadıkları rektörü tutukladılar. Kuleli Askeri Lisesi'ni kapadı. Askerler darbe yapmaya teşebbüs etti diye. Bence hukuk fakültelerini de kapaması lazım. Çünkü hakimlerin 1/3'ü FETÖ'cüydü. Tütün zararlı mı? Zararlı. Tütün insan sağlığına zararlı mı? Zararlı. Zararlı, bunu biliyoruz. Onu bilmek başka şey. Ama bu dünyada tüketiliyor bu. Sen tütünü, Türk tütününü yasaklıyorsun. Adıyaman tütününü yasaklıyorsun. Amerikan tütünü serbest. Serbest. Size söz veriyorum. Bu hapis cezasını kaldıracağım. Söz veriyorum size. Söz veriyorum size. Yok böyle bir şey. Bakın. Size bir şey söyleyeyim. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'e bir gün laf ettiler ve rahmetli Genel Başkanımız Ecevit çok güzel bir söz söyledi. Çok. Biz dedi milliyetçiliği duvarlara değil Afyon'un haşhaş tarlalarına, Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdık dedi. Bunu el birliğiyle çözeceğiz. Hiçbirinizin şüpheci olmasın bunlar. Bakın yine bir şey söyleyeyim. Bana bir görüştün görüşmedin tartışması var değil mi? Görüştün görüşmedin. Geçmişte Sayın Erdoğan
Öğle namazından çıktı. Gazeteciler sordu. Ofer'le görüştün mü dedi. Hayır dedi, görüşmedim. Sonra akşam bir televizyon programına katıldı. Görüştün mü? Görüştüm dedi. Yani yatsıya kadar yandı mumu. Yatsı da söndü. Şimdi ben bunlardan birisi değilim. Yani söyleyeceğimi söylerim. Söyleyeceğimi söylerim. Aramızda bir fark var. Aramızda bir fark var. O meydanlara gelip şöyle diyor. Çocuk sayısı diyor. Çocuk. Ambulans. Sol tarafa bir ambulans. Sol tarafa bir ambulans. Evet. Meydanlara geliyor. Diyor ki çocuk sayısı 3 olsun. Sonra kesmiyor 3. 5 olsun diyor. 5. Ya tamam kardeşim, çocuk yapmak kolay işte. Nasıl bakacağız bu çocuklara? Onu söylemiyor. Şimdi bakın, aramızdaki farkı söylüyorum. Çocuk bezinde KDV %18. Çocuk mamasında KDV %8. Sütte KDV %8. Değerli Adıyamanlılar, son sözüm şu olsun. Çocuğun donundan %18 KDV alan bir hükümetten adam olmaz. Erdoğan çocuk bezinden %18 KDV alsın, çocuk sayısını arttırın desin. Muharrem İnce'nin sözü şu: bakabileceğiniz kadar çocuk yapın ama %18'i düşürmek benim boynumun borcu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Bir dakika. Bir şey yapalım. Bir dakika. Şu telefonu bir selfie çekelim sizden. Dur. Onu indirmen lazım ama arkası görülmüyor. Hadi sana. Size zahmet indir. Gel. Evet, bayrakları göreyim. Birkaç tane çekeceğim.